Merhaba, bugün sizlere Halit Ziya Uşaklıgil'in klasik romanı Aşk-ı Memnu'yu inceleyeceğim. Bu kitap, yasak bir aşkın dramatik sonuçlarını anlatıyor. Bu ilişki, hem aile içinde hem de toplumda büyük bir skandala yol açıyor. Kitap, döneminin ahlak anlayışını, sosyal sınıflarını ve kadın-erkek ilişkilerini eleştirel bir bakışla yansıtıyor. Aşk-ı Memnu, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Eğer bu kitabı okumadıysanız veya okuduysanız ve yorumlarımı merak ediyorsanız, videoyu izlemeye devam edin. Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil'in en ünlü romanlarından biridir. Roman, 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde, İstanbul'un varlıklı ve batılılaşmış kesiminde yaşayan bir ailenin dramını anlatır. Romanın ana karakterleri, yaşlı ve zengin bir adam olan Adnan Bey, ondan çok daha genç ve güzel olan ikinci eşi Bihter, Adnan Bey'in kızı Nihal ve Adnan Bey'in yeğeni Behlül'dür. Roman, Bihter ile Behlül'ün yasak aşkının ortaya çıkması ve bunun aile içinde yarattığı çatışma ve yıkımları konu edinir. Roman, döneminin toplumsal ve kültürel yapısını, ahlaki değerlerini, gelenek ve modernlik arasındaki çelişkileri, kadın ve erkek rollerini, aşk ve evlilik kavramlarını ustaca yansıtır. Türk romanının gelişiminde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Romanın dili, akıcı, sade ve etkileyicidir. Romanın kurgusu, gerilimi ve merakı sürekli canlı tutar. Romanın karakterleri, psikolojik derinliği olan, gerçekçi ve inandırıcıdır. Romanın sonu, trajik ve dramatik bir şekilde biter. Aşk-ı Memnu kitabını yorumlamak için, romanın hem edebi hem de toplumsal yönlerine dikkat etmek gerekir. Edebi olarak, roman, realist akımın etkisi altında yazılmıştır. Yazar, karakterlerin psikolojilerini, duygularını ve motivasyonlarını detaylı bir şekilde betimler. Ayrıca, romanın dili, o dönemin konuşma dilinden farklı olarak, sanatsal ve şiirsel bir üslupla yazılmıştır. Romanın toplumsal yönü ise, dönemin Osmanlı toplumunun ahlaki değerleri, gelenekleri ve çatışmaları ile ilgilidir. Roman, aile kurumunun önemini, kadınların toplumdaki konumunu, batılılaşma sürecinin etkilerini ve ahlaki çöküntüyü ele alır. Aşk-ı Memnu kitabını yorumlarken, romanın neden bu kadar popüler olduğunu da sormak gerekir. Romanın popülaritesinin sebeplerinden biri, okuyucuların romanın kahramanlarıyla özdeşleşebilmesidir. Romanın konusu olan yasak aşk, her zaman ilgi çekici ve merak uyandırıcı bir tema olmuştur. Ayrıca, romanın kahramanları, insan doğasının iyi ve kötü yanlarını yansıtan karmaşık kişiliklere sahiptir. Okuyucu, hem onları anlayabilir hem de onları yargılayabilir. Romanın popülaritesinin diğer bir sebebi de, romanın televizyon dizisine uyarlanmasıdır. Dizi, romanın konusunu günümüz Türkiye'sine uyarlayarak, daha geniş bir kitleye ulaşmıştır. Sonuç olarak, Aşk-ı Memnu kitabını yorumlamak için, romanın hem edebi hem de toplumsal bağlamını göz önünde bulundurmak gerekir. Roman, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve okuyuculara hem duygusal hem de düşünsel bir deneyim sunar. Kitabın özeti ise şu şekildedir. İstanbul'un seçkin, ancak maddi durumu o kadar da iyi olmayan sosyal çevrelerinden, Melih Bey takımı, Nedan Firdevs Hanım'ın kızı Bihter, şehrin önde gelen zenginlerinden Adnan Bey'den bir evlenme teklifi alır. Yaşça Bihter'den oldukça büyük olan Adnan Bey'in, kaybettiği eşinden iki çocuğu da vardır, ancak annesi Firdevs Hanım'ın da ısrarları sonucu zenginlik hayaliyle hareket eden Bihter, bu olumsuzlukları göz ardı eder ve Adnan Bey ile evlenir. Bu evliliğe en çok üzülen kişilerin başında, Adnan Bey'in kızı Nihal gelir. 12 yaşında olan Nihal, Bihter ile iyi anlaşıyor gibi gözükmesine rağmen, evliliğe kadar çok yakın olduğu babasına büyük öfke duyar ve yavaş yavaş ondan uzaklaşmaya başlar. Roman boyunca sevdiği insanların yaşadıkları evden uzaklaşması da onu giderek yalnızlaştırır. Gençliğinde hayalini kurduğu maddi imkanlara kavuşan Bihter ise, evliliğinin birinci yılı geride kaldıktan sonra bunun kendisini mutlu etmeye yetmeyeceğini anlar. Adnan Bey'in evinde yaşayan, genç ve çapkın yeğeni Behlül ile yasak bir aşk yaşamaya başlar. Kızı Bihter ile Behlül arasındaki ilişkiden şüphelenen Firdevs Hanım, Behlül'ün evlenme yaşına geldiğini öne sürerek, onun amcasının kızı Nihal ile evlenmesini teklif eder. Bu teklif, Behlül tarafından kabul edilir ve ısrarlara dayanamayan Nihal de, Behlül'ü gerçekten sevdiğini anlayarak evlilik fikrine razı olur. Bu plana karşı olan Bihter, evliliği durdurmak için gerekirse tüm sırlarını Adnan Bey'e açıklayacağını söyler. Evde çalışanlardan biri olan Beşir'in,
Bihter ile Behlül arasındaki yasak aşk ilişkisinin farkında olduğu ortaya çıkar ve aşık olduğu Nihal'e daha fazla zarar gelmesine dayanamayan Beşir, tüm yaşananları Adnan Bey'e anlatır. Roman büyük bir trajedi ile son bulur. Kitabın sonunda ne olduğunu merak mı ettiniz? O halde kitabı okumanızı tavsiye ederim. Siz de Bu Aşkı Memnu kitabını okudunuz mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen beğeni butonuna basın ve kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.